Sevgili dostlar, sizlere Allah'tan selamet, emniyet, güven, rahmet, bereket diliyorum. İş dünyalarınıza ve aile yuvalarınıza. Sohbetimize bir fıkra ile başlayalım. Öyle anlatılır. Bir atlı köy köy dolaşıp veba yayarmış. Bunu haber olan başka köydeki bir adam da kendi köyüne gelmeden önce halkı uyarmaya başlamış. Aman haberiniz ola, aşağıki köylerden birçoğunda bir atlı veba yaymak üzere dolaşıyor. Herkesi hasta etmeye çalışıyor. Bize gelmeden tedbir alın, aman herkes evine kapansın, sokağa çıkmasın diye bir yaygara başlar. Sonra herkese bir panik, bir tedirginlik. Sonra bu veba yayan atlı bu köye de gelir. Birçok insanın da ölümüne sebep olur. Köyden çıkarken bu ön uyarıyı yapan adamla karşılaşır. Adam o veba yayan atlıya, sen ne kötü bir iş yaptın, köyümüzde 5000 tane insanın ölümüne sebep oldun diye çıkışır. Ancak hastalığı, vebayı, virüsü yayan atlı ona der ki, 5000 kişiden 1000 tanesi benim saldığım, yaydığım hastalıkla, virüsle öldü. Ama geri kalan 4000 tanesi senin yaydığın korku ile, negatif endişelerle yayıldı der. Günümüze göre siz üstünden gerekli dersi alırsınız. İyi ama içinde yaşadığımız zamanda böylesi bir sıkıntı yaşadığımız süreç, dostlar biz inancımızla yaşayan, inancımızla güçlü duran, inancımızla ümit ve umut dolu olan insanlarız. İnancımızla mesela biz inanıyoruz ki ecel bellidir. Kur'an öğütlerinde bize söylüyor. Herkesin eceli geldiği zaman ne bir an ileri ne bir an geri alınamaz. Kişilerin, insanların ecelleri belli olduğu gibi toplumların, medeniyetlerin dahi bir eceli vardır. Bu programlanmıştır. Vakti geldiğinde ne ileri ne geri alınır. Eğer program buysa benim panik, korku yaşamama gerek yok. Sonra bizim çok güçlü sözlerimiz var. İnsanı ölümden eceli korurmuş. Bunun üstünde düşün. Sonra bizde çok güzel nasihatler, öğütler var. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler dizeleriyle uzun bir öğüt, nasihat birikimimiz var. Onun için Mevla neylerse güzel eyleri de bu süreç içerisinde zihnimizde, iç dünyamızda canlandıralım. O dizelerin birisinde der ki Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, her ne kadar olumsuz, kötülük, şer ortada görüküyor olsa bile arif anı seyreyler. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler der. Yani arif olan, alimin de ötesinde bilen, gören, tanıyan kişi en şerli durumda bile sabırla seyreder. Yüce Yaradan acaba buradan nasıl bir hayır çıkaracak diye onu bekler. Onun için en olumsuz süreçlerde dahi hayır ummak ve ümit dolu olmak ve her halükarda bütün alemin sahibi olan Allah'a dayanmak, onunla bağı güçlü tutmakta fayda var. Ya ama içinde yaşadığımız zaman diliminde bu malum virüsle ilgili sayılar artıyor, korkular artıyor vesaire, bir panik havası var. Çok da kolay olmaz bu söylediğimiz. Denirse Muhyiddin Arabi der ki Allah dostluklarının da dereceleri vardır, makamları vardır. Allah dostluğunda yükselen insanlardan en üst makama çıkanlara özel bir lütuf verilir. Yani Allah'a yakınlık, dostlukta en üst makamı yakalayana
dünyada, alemde cereyan eden olaylara tasarruf hakkı, müdahale etme hakkı verilir. Düzelt, tedbir al, sen de müdahale et. Sana yetki verildi denir. Ama o makama çıkan o irfan sahibi, Allah dostu kişi o makama çıkıp oradan aleme baktığında bir de görür ki bu alemde her ne oluyor ise olması gereken şekilde oluyor der, hiçbir şeye dokunmaz. Onun için biz yaşadığımız zaman dilimini bu öğütlerle, bu bilgilerle iç dünyamızı donatarak geçirirsek çok daha rahat oluruz diye ümit ediyoruz. Dostlar, bugünkü sohbetimizin aslında teması, biraz sonra bir şeyler konuşacağız. Konuşurken bu adam ne diyor, ne anlatıyor, ne demek istiyor diye örnekleri verdiğimiz zaman hep aklımızda şu olsun. İnsanın en büyük gücü düşünce gücüdür. Düşünce gücü gerçekten önemlidir. Bütün anlatmaya çalıştıklarımızın özünde yakalamaya çalıştığımız, vermek istediğimiz düşünce gücümüzün farkına varmak, düşünce gücünün kendimize olan ve çevremize olan etkisinin farkına varmak, onu anlatmaya çalışacağız dilimizin döndüğü kadar. Onun için diyelim ki söze bu bölümde başlarken, insan düşüncesi iledir. İnsan düşündüğü kadardır. İnsanın düşüncesi ne ise insan odur. Düşüncende korku, tedirginlik, olumsuzluk, negatiflik, kötülükler var ise onları üstüne çekersin. Düşünce dünyamda umut, ümit, sevgi, güzellikler var ise onları üstüne çekersin. Onun için düşünce gücü çok mühim. Peki insan nasıl düşünecek, ne ile düşünecek dediğimiz zaman da düşüncelerimiz de bilgimiz kadardır. Bildiğimiz kadar düşünürüz. Bilgi demişken bilmek başka, bilgiyi kavramak, içselleştirmek başka, o bilgiyi kullanmak başka. Şimdi içinde yaşadığımız zaman diliminde her şeyi herkes olabildiğince fazla miktarda duyuyor, biliyor. Duydum, bildim diyoruz ama aslında o bilginin bize faydası yok. Bize faydası olmayandan meşgul olmak sıkıntı, yükten başka bir şey değildir. Tam bu noktada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız ilimden Allah'a sığınırım tavsiyesi üzerinde de düşünmek gerek. Yani bilgi denilen şey güzel kavranıp bana faydası var ise kıymetlidir. Faydası yoksa kıymeti yok. Bu noktada Cenab-ı Hakk'ın şöyle bir öğüdü var, onu da hatırlamakta fayda var. Siz insanlara iyiliği emredip durursunuz da kendinizi unutur musunuz? Yani bildiklerimizi anlatıyoruz, insanlara öğüt veriyoruz ama kendimizi unutuyoruz. O halde bilginin kıymeti nerede? Kişinin kendisine dokunduğu yerde. Bilgi kişiyi değiştirdiği yerde faydalı. Kişiye faydası olduğu yerde faydalı. O halde bilgilerimizi güçlendiren, düşüncelerimizi kendimize yönlendirmek her halükarda, her daim, sırf bu süreç adına söylemiyorum, yaşam boyu en kıymetli hazinemiz olsa gerek. Bu noktada Allah'ın isimlerinden bir tanesi Nur, En-Nur. Allah Celle Celaluhu kendisini tanıtırken yerlerin ve göklerin nuru olarak da tanımlıyor. İsimlerinden birisi Nur, Allah yerlerin ve göklerin nurudur buyuruyor. Nur. Yani yerlerin ve göklerin nurudur. Dolayısıyla nurunu bir keserse yerler ve gökler zulmet, karanlık içerisinde kalır. O onun isimlerinden biri Nur. Aynı zamanda öğreniyoruz ki Kur'an'ın isimlerinden biri Nur.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğütlerine bakıyoruz ki namaz nur, abdest nur, dua nur. Peki nur ne? Beyazlık gibi anlatmaya çalışsam yetmiyor. Işık desem gene yetmiyor. Aydınlık desem gene yetmez. Bir enerji desem gene yetmez. Hep yarım kalıyor bu tür tanımlamalar nuru anlatırken. Ama şöyle bir söz söylesek, bu adamın yüzünde nur var. O zaman daha güzel anlaşılıyor. Demek ki nurun tecelli ettiği tek yer insanın yüzü. Nur dahi insanda tecelli ediyor. O halde tekrar hatırlatacağız bunu. Yeryüzünde her şey titreşim halindedir. Canlı cansız. Yeryüzünde her ne var ise bir enerjidir. Bu enerjiler titreşim halinde birbiriyle iletişim halindedir. Yani insan bütün alemle iletişim halindedir. Bugünkü yaşadığımız sıkıntılarımızın merkezinde biraz da bu var. İçimize kapandık, korkulara kapandık, maddiyata yöneldik, tüketim toplumu olduk. Dışımızla bağımız, alemle bağımız, güneşle, ışıkla, çiçekle, insanla, nehirle, ayla, yıldızla bağlarımızın kanalları tıkandı. Şimdi bunun anlaşılması noktasında alemdeki etkileşme, titreşim, iletişim adına üç tane örneği paylaşmak istiyorum. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Davud Aleyhisselam'ın tesbih ederken onunla beraber hem dağların hem kuşların onunla beraber tesbih ettiğini, onun tesbihine katıldığını söyler. Ne muhteşem bir şey. Bir insan ne kadar içten demek ki, ne kadar güzel, ne kadar ahenkli tesbih yapıyor ki alem onun ahengine ortak oluyor. Dağlar da, kuşlar da, daha başka varlıklar da ona ortak oluyor. Etkiliyor. İletişim kurmuş oluyor. Bir başka örnek. Mesela Kur'an-ı Kerim'de kalpleri katılaşan insanlarla ilgili bir anlatımdır. Onların kalpleri katılaştı, taş kesildi. Hatta taştan daha katı oldu. Yani taştan da beter oldular. Çünkü öyle taşlar var ki onların içinden nehirler akar. Öyle taşlar var ki çatlar da kendi içinden pınarlar fışkırır. Öyle taşlar var ki Allah korkusundan titrer de yerinden kopup yukarıdan aşağı güçlü bir gürültüyle yuvarlanır gider. Şu aleme bir bu şekilde, bu gözle bakalım. Taş dahi Allah'ın korkusuyla bir etkileşim alıyor ve bulunduğu yerden titriyor, fırlıyor, kopuyor, aşağıya doğru büyük bir ses ile iniyor. Birer örneği daha paylaşmak isterim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki insanın kabrine uğrar, onların kabirde azap gördüğünü hisseder, ona bildirilir. Efendimiz onun üzerine bir hurma fidanını iki parçaya ayırır, iki tane kabre diker. Umulur ki bu fidanlar kurumadığı müddetçe burada yatanlara fayda verir. Herhalde biz bundan dolayı kabirlerin üstüne çiçek dikeriz, fidan dikeriz, ağaç dikeriz. Bundan olsa gerek. Şimdi Efendimizin sözü çok önemli. Umulur ki bu iki fidan kurumadığı müddetçe bu aşağıda azap çekenlere fayda verir. Bir iletişime dikkat buyurun. Bir fidan bile
kabirde azap çekmekte olan, sıkıntılı durumda olan birisine fayda sağlayabiliyor. Ne şartlar diyor Efendimiz? Kurumadığı müddetçe. Şimdi demek ki o zaman canlı olmak, can katmak, enerji katmak, etkileşimde taş da etkileniyor, bir insanın zikrinden, duasından alemdeki diğer varlıklar da etkileniyor, melekler dahi etkileniyor, ortak oluyor. Biz böyle bir alemde yaşıyoruz ama işin merkezinde ne var? O fidan misali canlı kalmak. Yani aşk ile kalmak. O halde biz namazımıza, duamıza, zikrimize, tesbihimize, Allah'ı andığımız her konuda oraya bir can, bir aşk, bir sevgi katmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunları kattığımız zaman titreşimler birbirini etkiliyor. Bütün alem birbiriyle iletişim haline geçiyor. Şimdi biraz da anlaşılır kılmak için mesela namaz kılıyoruz. Namazla ilgili Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da namazı beni hatırlamak için kıl diye birçok öğüdünün arasında bu da var. Namazı beni hatırlamak için kıl. Şimdi ben 10 rekat namaz kılıyorum, bitiriyorum, oh görevimi yaptım diyorum. Ama biraz düşünürsem, düşünceye geliyoruz yine. Bir kere aklıma Allah gelmedi, onu hatırlayacaktım ben. Düşünce katmadığım, kendisine kulluk ettiğim Rabbimi hatırlamadığım bir namazdan bir canlılık, bir enerji üretmem, kendime yönelik fayda almam mümkün değil. Düşüncemle onu hatırlayarak enerji, can, ruh katmam lazım namazıma. Mesela biz rükûde tesbih yaparız. Kalktığımız zaman semiallahu limen hamideh deriz. Allah kendisini tesbih edeni işitti, duydu. Müthiş bir ifade. Yani o beni duydu şimdi. O beni işitti. Bunu düşünmenin bile rükûma, tesbihime nasıl bir canlılık, nasıl bir aşk katabileceği üstünde düşünelim. Mesela bir başka ayette Cenab-ı Hak secde et, yaklaş buyuruyor. Kısacık bir ayet. Secde et, yaklaş. Bak ben ona secde ettiğimde kendisine yakınlaşıyormuşum. Bu çok merak edilmesi gereken bir nokta. Nasıl bir sıcaklık var, nasıl bir yakınlaşma var? Ben onunla nasıl buluşuyorum? O söylüyor çünkü. Secdede bana en yakın olduğun yerdesin. Şimdi ben uzun uzun secde etmeme rağmen o yakınlığı hissetmezsem, o sıcaklığı hissetmezsem, o Allah Celle Celaluhu'nun bana gösterdiği ilgiyi, ilgidir o, lütuftur, hissetmediğim zaman bu namazımdan bir enerji, bir titreşim ne bana ne aleme yansıması mümkün mü? Bu örneklerle kastımız düşünce gücüyle biz bunları katarız. Yaptığımız işi düşünerek, kavrayarak, bilinçle yaptığımız zaman onun enerjisi de, canı da, aşkı da hem kendimize hem başkasına etkisi de bambaşka olur. Onun için Süleyman Çelebi'nin bir sözü var. Bir kez aşk ile Allah dese lisan dökülür cümle günah misli hazan. Kayıt ne? Bir kez aşk ile Allah dese. Bütün günahların dökülür, dert, kasavet, sıkıntı bir şey kalmaz. Nedir bunu döktüren? Adam binlerce söylüyor. Sayıda yarışıyoruz, sayıyoruz, fazla sayıları tamamlamaya çalışıyoruz. Güzel, ne kadar zikredersek hoştur. Ancak içine aşk katmadığımız zaman biraz boştur. Onun için aşk kattığımız zaman bir Allah kelimesi bile bütün günahları döküyor, sıkıntıları da def ediyor. O halde namazımıza, duamıza aşk, can katmak kendimize yapacağımız en güzel hizmet, hediyedir. Bunu da düşünceyle yaparız.
Tabii bunları söylemek kolay. Namazda, duada bu şekilde başarmakta zorlanıyoruz. Bu hepimizin hali. O zaman bizde bazı sıkıntılar var demektir dostlar. Bunun üstünde de düşünelim. Mesela duamıza, namazımıza, hatta bütün hayata bakışımıza engel olan şeyler var o zaman. O engellerden bir tanesi iç temizliği. Çünkü insanın özü neyse kendisi de odur. Özü neyse sözü de odur. İçindeki neyse dışarıya yansıyan da odur. İçeride pozitif, içeride güzel duyguları taşıyamayan bir insanın dışarıya güzel duygular yansıtması mümkün değil. Duasına da, sözlerine de yansıtması mümkün değil. O halde kendimizle ilgilenirken iş dünyamda bu canı, bu enerjiyi, bu aşkı engelleyen kötü düşünceler neyse onları temizlemekle meşgul olalım. Saflayalım kendimizi, rahatlatalım kendimizi. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin niyeti amelinden üstündür. Bunun üstünde de düşünelim. Niyet sadece içimizden temiz duygular. Bir tarafta amel, bedel ödeme, uğraş, terleme. Hayır, niyetin temizliği, saflığı yapılan işten çok daha üstündür. Bu neyi anlatıyor bize? Temiz olan, saf olan, içten gelen, aşkla, sevgiyle gelen şeyin etkisi çok parayla, çok uğraşla, çok bedel ödeyerek gelenden çok daha güçlüdür. Onun için iç temizliğimizden ilgilenmemiz kendimize yapacağımız en büyük güzelliklerden biri olacaktır. İkinci olarak beni engelleyen güzel söz. Sözlerimizi güzelleştirmek için bir uğraşın içerisine girebiliriz, girmeliyiz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimuşşan'daki öğütlerinden birisinde kullarıma söyle, sözün en güzelini seçsinler. يَكُولُ الَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Hasen demiyor yani. Ahsen, en güzelini seçsin. Yani sözü söylerken akışına söyleme. Diline geldiği gibi söyleme. Seçim yap. Dur. Düşün. Dizayn et kelimeleri. Müthiş bir cümle oluştur. Sözünü seçerek söyle. Neden? Çünkü ayetin devamında böyle yapmazlarsa şeytan aralarında düşmanlıkları artırır. Müthiş bir uyarıcı ayet. Bütün kinleri, nefretleri artıran, işte bu iblisin işine yarayan, düşünülmeden söylenen ve bazen de kötü niyetlerle söylenen sözler, güzel olmayan sözler bize engel, topluma da engel. Onun için sözümüzü güzelleştirmekte vereceğimiz bir uğraş, bir gayret, ibadet gibi bize sevap kazandıracak, kendimize de, iş dünyamıza da müthiş bir manevi güç kazandıracak bir uğraş olacaktır. Dostlar, harfler, kelimeler de insanlar gibidir. İnsanlar, düşünün ki kalabalık, çok düzgün cemaat halindeki bir namazı seyredin. Müthiş bir intizam, müthiş bir ahenk. Seyredene bir güven verir, bir haz verir. Devletler kuruluş yıl dönümlerinde bazı özel programlarda devletin gücünü sergilemek üzere askeri efendim güçlerini renklerine uyum, güçler arası uyum ile müthiş bir dizayn ile gösteri yaparlar. O ahenge baktığınız zaman ülkenizdeki o silah gücü, o asker gücü, hepsinin muntazam dizilişi size güven verir. Yani ahenkli dizilmiş olan, ahenkle bir araya gelmiş olan her şey ona bakana bir güç verir. Yani o ahenk güç üretir, enerji üretir, insanları, toplumları etkiler. Sözler de böyledir dostlar. Kelimeler yan yana dizilir, cemaat oluştururlar. Çok güzel dizilmiş, özel bir hassasiyetle dizilmiş kelimelerin oluşturduğu cümleler
insanların üç dünyasına huzur verir, güven verir. İşte titreşim, enerji, pozitiflik dediğimiz şeye sözlerinde katkısı olur. Ahenkle dizilmemiş olan, rastgele söylenmiş olan sözler ise umutsuzluk, güvensizlik verir. Söz bu kadar mühim. Bak, insanlar topluluğunda bile olması gereken yerde olan birisi olmadığı zaman o topluluğun ahenki bozulur. Sözler de böyle. Kelime o cümlenin içerisinde olması gereken yerde olmadığı zaman sözün ahenki bozulur. Onun için Cenab-ı Hak en güzelini seçsinler diye uyarırken bu kötülüğü engelleme, umutsuzluğu, ümitsizliği engelleme açısından müthiş bir güç olacaktır. Bu tavsiyeye de uymaya gayret gösterelim. Bir iç temizliği dedik. Bana engel olanlar diye başlamıştık. İki, güzel sözde hassasiyet göstermek. Üç, güzel bakmak. Çoğunlukla bildiklerimizi hatırlattığımızın farkındayım. Biliyoruz ama bilmek başka dedik. Bilginin üstüne ilgi ile yoğunlaşıp oradan bir şey çıkarmak daha başkadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle dolaşırken bir köpek leşinin yanından geçerler. Hem kokusu hem görüntüsü üzerine herkes bir şeyler söyler. Olumsuz, kötü sözler. Böylesi bir ortamda bile Efendimiz yüzü tebessüm ile dişlerine bakarak ne kadar da güzel bembeyaz dişleri var der. En kötü manzarada bile güzel bir şey yakalayabilme öğretisi adına Efendimizin bu örnek tavrı ne müthiş bir örnek. Alemin merkezinde yaratılan, Allah'ın en özel, en mükerrem, en mükemmel şekilde yarattığı insan, canlı insana bakarken bile olumsuz ve kötülükleri görmek bu örneğe bakarak ne kadar büyük bir zayıflıktır bizim için. Oysa her insanın bir kusuru vardır. Mesele bizim bakış açımızdadır. Güzeli görmek, güzel bakmak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu örneğinden anlaşılacağı üzere en önemli, özel, güzel vasıflarımızdan birisi olması için gayret gösterelim. Şimdi dostlar, bu süreçle ilgili iki tane örneği de sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, Belçika'da 90 yaşında bir hanımefendi, bu malum hastalık dolayısıyla tedavi sürecinde kendisine maske takmak solunum cihazı takmak istemişler. Ama o, ben hayatımı doya doya ve yeterince yaşadım, bunu gençlere takın dedi. Ne kadar güzel düşünceli, ne kadar duyguları zengin bir insan. Şimdi düşündüm de acaba kaç tanemiz böyle bir durumda kendisini bırakıp da ötekini düşünür yaşlılığına rağmen. Güzel düşünme, güzel bakma, başkasını düşünmeye örnek olması açısından ibret alınacak bir hadise. İkinci olarak, bu süreçte dikkatlerinizden kaçmamıştır. Papa, aranızdan çekiliyorum dedi. Yani ben yoğum, günah çıkarmıyorum. Kendi halinizdesiniz. Yani Allah'la, yaratıcıyla baş başa. Sadece hatırlatıyorum, çok derin şeyler çıkar. Papa bile Hristiyan tebaasının içerisinde onlara aradan çekiliyorum, onunla baş başa kalın demesinden biz şöyle bir şey çıkarsak faydalı olmaz mı? Bizimle Allah arasında olan küçücük de olsa putçuklarımız var. Onları aradan çıkarma zamanı gelmedi mi? Dünyevi olmak, sırf kendisi için yaşamak,
sırf kendisini düşünmek, makam, şöhret peşinde koşmak, bu şöhretlere ulaşmak, ulaşabilmek için birçok insanın elinde olanları bile gasp edebilecek kadar katılaşmış olmak. Bu süreç içerisinde bu hallerimizi düşünerek, kendimizle ilgilenerek değiştirmeye çalışırsak zannediyorum süreci doğru, hayırlı, verimli geçirmiş oluruz. Dostlar, kendimizle ilgilenecek duygularla kalalım. Güzel sözleri, güzel duyguları yayma düşüncesiyle kalalım. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, afiyetle, Allah'tan gelen bir güven ve emniyetle kalın.